Bu konuyu tartışabilmek için önce solun kim olduğunu saptamakta fayda var. Tabii çok zor bir şey solun kimlerden oluştuğunu, nelerin sol içine girdiğini. Ben önce kendimi ve buradaki diğer konuşmacıların da sanıyorum içinde olduğu kısmı çok kısaca tanımlamak istiyorum. Biz kendimize, Robert'in emin değilim, bunun daha önce böyle bir şey söylemedi ama özgürlükçü solcu diyoruz. Bunu birazdan değineceğim. Bizim tarifimiz bu olabilir. Karşı tarafımızda ise, solun bir başka kesiminde ise çok daha başka türlü bir sol var. Bunları solcu değil diye tanımlamak zor. Bazen solcu diye tanımlamak, sosyalist diye tanımlamak da zor. Ama karşımızda solun diğer kesiminde bir yan var. Bir koca bir grup var. Türkiye solunda çok güçlü olan, dünya solunda ise artık etkisini giderek yitiren, gücünü giderek yitiren bir kesim. Bu Türkiye solunun temel özelliklerini nasıl sayabiliriz? Bizim dışımızdaki solun temel özelliklerini. Bir, hepsi için bunu söylemek mümkün değil ama önemli bir kısmı için ulusalcı demek doğrudur. Milliyetçidirler. Her türlü milli değere sahip çıkarlar. Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sahip çıkarlar. Hem de hassasiyetle sahip çıkarlar. Bunlara ulusalcı demekte hiçbir mahsur yoktur. Hatırlayın 301'den dolayı bir dizi yazar ve başkası yargılanırken Orhan Pamuk'a karşı önce sanatını küçümseyen, edebiyatını küçümseyen, arkasından da söylediği siyasi lafları çatan bir sol vardır. Brandt'ın cenazesine gelmeyen bir sol vardır. Brandt'ın cenazesine gelse bile kendisini göstermeyi birinci amaç edinen bir sol vardır. Yani aslında umurunda olan Brandt değildir. Kendi bayrağını daha yukarıya çıkarabilmektir. Kendi sesini duyurabilmektir. Bu sola ulusalcı demek mümkün. Bu solun bir başka özelliği daha var. Gene bu sol derken bütün grupları aynı kefeye koyarak söylemiyorum. Böyle olmayan ama özgürlükçü solun yanında durmayan sol gruplar da var. Ama bir başka özellik, çokça sayıdaki gruba bulaşmış olan bir özellik, ikamecidirler. Ne demek bu? Kendi eylemlerini, işçi sınıfının eylemini yerine geçirirler ve sosyalizmi aşağıdan yükselen bir şey değil, yukarıdan aşağı inen bir şey olarak görürler. Kendi örgütlerinin eylemini önemserler. Şurada Tony Cliff'in bir lafı var, ben size kısaca özetleyeceğim, isteyenler gidip okuyabilir. O diyor ki, ve Marx ve bütün Marksist gelenek diyor ki, İşçi sınıfının eyleminden ayrı bir sosyalizm olamaz. Yukarıdan aşağı inen bir sosyalizm olamaz. Sosyalizm mutlaka işçi sınıfının büyük yığınlarının eylemidir. Oysa Türkiye solunun anlayışı bundan taban tabana zıttır. Kendi küçücük gruplarının şurada ya da burada yaptıkları eylemi sosyalizmin eylemi olarak görürler ve iktidarı ise kendi partilerinin iktidarı olarak görürler. İşçiler partiye, parti iktidara sloganı bunu en iyi ifade eden sloganlardan bir tanesidir. Yukarıdan aşağı olmanın dışında bir başka özellik daha bu solda çok etkili ve güçlüdür. Bunlar reformlar için mücadeleyi, demokrasi için mücadeleyi ve ulusal azınlıkların ayrılma hakkını tanımayan bir anlayışa sahiptirler. Reformlar için mücadele etmeyen bir işçi sınıfının iktidara gelmesi mümkün değildir, iktidarı kazanması mümkün değildir. Bu düzende, bugünkü aşamada demokrasiyi geliştirmek için mücadele etmeyen bir işçi sınıfının ve kazanımlar elde etmeyen bir işçi sınıfının iktidarı kazanması mümkün değildir. Bu iktidar çünkü bir darbe ile, küçük bir grubun eylemiyle, bir devrimci partinin eylemiyle elde edilmeyecektir. İktidar büyük yığınların mücadelesiyle, büyük yığınların mücadele içinde şekillenerek devam edecekleri ve yeniden şekillenerek devam edecekleri ve sonunda iktidarı kazanacakları bir şeydir. Aksi takdirde sosyalizme değil, bir başka şeye doğru yürünür. Bir şekilde de hem bu ulusalcılık, hem ikamecilik, hem de bu reformlar için ve demokrasi için mücadeleyi küçümseyen sekter anlayışlar
en sol söylemlere sahiptirler. Mesela ulusalcılıkta anti-emperyalizm bayrağı en yukarıda tutuluyor gibi görünür. Her şeyi emperyalizme bağlarlar. Her şeyi ama her şeyi emperyalizmin oyunu olarak görürler ve anti-emperyalizm mücadeleyi bu nedenle çok öne çıkardıklarını hep söylerler. İkramiyecilikte ise kendi örgütlerinin şiddetli ve dehşetli mücadelesini öne çıkarırlar ve ne kadar kahraman, ne kadar cesur, ne kadar yılmayan bir örgüt olduklarını anlatırlar. Çok gene sol bir söylemdir. Reformlar için ve demokrasi için mücadeleyi küçümserken de kah derler, 12 Eylül'cileri mi yargılıyorsunuz? Ondan ancak işçi sınıfı yargılayabilir, ancak devrimle yargılayabilirsiniz. 28 Şubatçılar mı yargılanır? O olur mu? O bir tiyatrodan başka bir şey değildir. Üstelik de ilahi bir komedidir. Onları ancak devrim ve işçi sınıfı yargılar derler. Yani çok sol bir söyleme sahiptirler ama aslında en sağcı görüşlere sahiptirler. Ulusalcı, anti-emperyalizm anlayışları aslında ulusalcılıktır ve en sağ görüştür. İkramiyecilikleri en sağ görüşün ifadesidir. Reformları ve demokrasi için mücadeleyi reddederken, her şeyi devrim sonrasını ertelerken aslında en sağcı görüşlere sahiptirler. Kadınların özgürlüğü mücadelesinde bütün şatafatlı laflarına rağmen aslında devrim sonrasını ertelerler. İnsanların cinsel yönelimlerinin özgürlüğünü devrim sonrasını ertelerler. İnsanların hayat düzeyinin yükselmesini devrim sonrasını ertelerler. Yani aslında en sağcı görüşlere sahiptirler. Ve aslında bir reformist, açıkça reformist sol partide, örneğin Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden ya da İngiltere'deki İşçi Partisi'nden hiçbir farkları yoktur. İşçi Partisi çıkıp ne diyor? Bana oy verin, ben size daha iyi bir İngiltere kuracağım. Alman Sosyal Demokrat Partisi ne diyor? Bana oy verin, beni iktidara getirin, parlamentoda çoğunluğu sağlayayım. Ben size en iyi hizmetleri sunacağım. Yollar yapacağım, köprüler yapacağım, hamamlar yapacağım, işçi sınıfının durumunu daha iyi hale getireceğim diyor. Benim mücadelemi destekleyin, ben iktidara geleceğim ve işçi sınıfını kurtaracağım diyen sol sektörün söylemiyle bu söylem arasında, reformistin söylemi arasında aslında hiçbir fark yoktur. Öbür taraf böyleyken biz özgürlükçü sosyalistler, aslında özgürlükçü sosyalist terimini ben seviyorum çünkü bizi ayırt eden bir terim. Ama aslında acaba özgürlükçü olmayan bir sosyalizm olabilir mi sorusunda hep düşünüyorum. Özgürlükçü olmayan bir sosyalizm. Örneğin Polonya'da silah zoruyla ordunun gücünü kullanarak, darbe yaparak iktidarı ele geçiren Jaruzelski sosyalistlerin safında mıdır? Çünkü Polonya sosyalist bir ülkeydi. Acaba halklarını inim inim inleten, sayısız halkı Sibirya'nın orasına burasına göndermiş olan, Nazi Almanyası'ndan bile daha fazla sayıda insanı toplama kamplarında imha etmiş olan, bütün Bolşevik Partisi önderliğini ve Bolşevik Partisi'nin on binlerce ileri kadrosunu imha etmiş olan, işe geç kalmış olan bir işçiyi sen sosyalizmi sabote ediyorsun deyip hapse atan, bazen toplama kampına gönderen bir rejime, demokrasinin D'sinin olmadığı, özgürlüğün Ö'sünün olmadığı bir rejime acaba biz sosyalizm diyebilir miyiz? Kimileri evet diyebiliriz çünkü onlar kendilerine sosyalistiz biz diyorlar ama bu bence çok sahte bir şey. Bütün bu rejimlere, bütün bu fikirleri savunanlara sosyalist demek zor. Dolayısıyla içinde özgürlüklerin olmadığı, demokrasinin olmadığı bir rejimi sosyalizm olarak kabul etmek mümkün değil. O vakit aslında özgürlükçü diye terimi çok da gerekli değil. Ama bugün madem ki kamuoyunda birden çok siyasi eğilim yan yana durup hem o ulusalcılar, hem ikameciler, hem sol sektörler ve hem de biz sol olarak görülüyoruz. Bu sol içinde bir ayrım çizgisi çizmekte fayda vardır ve kendimizi özgürlükçü sosyalistler olarak ayırt etmekte yarar vardır. Bizim toplantının başlığı solun geleceği. Bence solun geleceği çok parlaktır arkadaşlar. Solun geleceği derken eğer bunun içine ulusalcı sosyalistleri de katmıyorsak, bunun içine ikamecileri ve sol sektörleri katmıyorsak, bu solu özgürlükçü sosyalistlerle tanımlıyorsak, özgürlükçü sosyalistlerin geleceği çok parlaktır. Neden? Çünkü bir dizi politik sorunda özgürlükçü sosyalistler doğru olduklarını,
İşçi sınıfının nabzını ellerinde tuttuklarını, bu ülkedeki reformlar ve demokrasi için mücadelede en önde olduklarını ve toplumun sesini dile getirdiklerini, toplumun hareketinin içinde yer aldıklarını kanıtlamışlardır. Bunu kanıtlayanların daha sonraki bir aşamada, yakın bir gelecekte ya da işte ne bileyim bir gelecekte yığınsallaşmaları ve Türkiye'deki politik arenada daha büyük bir güç olmaları çok mümkündür. Önleri açıktır. Hatalar yapmazlarsa önleri çok açıktır. Dolayısıyla solun geleceği parlaktır. Ama bir kısım solun geleceği çok karanlıktır. Şu anda dahi çok karanlık bir yerde durmaktadırlar. Orta Doğu'daki gelişmeyi devrim değil, Amerikan emperyalizminin yeniden şekillendirmesi diye görenler, Suriye halkının Esad rejimine karşı mücadelesini Amerikan emperyalizminin düzenlediği bir komplo olarak değerlendirenler, 10 bin kişi öldü, hadi bu abartı olsun, binlerce insan öldü ve hala ölmeye devam ediyor. Bunların hepsinin aslında bir tiyatro oyunu olduğunu söyleyenler, Balyoz davasında Ergenekon'da, kafeste artık o kadar çoğaldılar ki 28 Şubat'ta 12 Eylül davalarında yargılanan generalleri, hadi canım bu aslında bir tiyatro, ne önemi var ki? Aslında siz sivil bir diktatörlüğün, nasıl oluyorsa sivil diktatörlüğün, sivil bir diktatörlüğün kurulmasına hizmet ediyorsunuz bunları destekleyenler diyen bir sol, bu toplumdan tamamen kopmuştur. Zaten toplumdan koptuğunun en iyi göstergesi bence 12 Eylül referandumu oldu. 12 Eylül referandumunun teknik sonucu şudur. Toplumun küçük bir kısmı, %42'si, ama azın çok da az değil elbette ki, %42'si hayır dedi. Bu değişiklikleri ben istemiyorum. 12 Eylül anayasası daha iyidir dedi. 12 Eylül generalleri yargılanmasın dedi. HSYK bugüne kadarki yapısıyla devam etsin. Yani yargı elitinin kontrolü altında kalmaya devam etsin dedi. Askerler hiçbir şekilde sivil mahkemelerde yargılanmasın dedi. Bunun içinde kim yer aldı? Bu %42'nin şekillenmesine kim katkıda bulundu? Türkiye'de sol diyebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi ve bir kısım sol parti. Aklı lazım olmayan. Bunlar toplumun geri kanadını oluşturdular. %58 ise kandırılmış bile olsa, önüne konulan bütün maddeler sahte bile olsa, kendisine yalan bile söylenmiş olsa hep özgürlük temelinde oy verdiler. Çünkü %58'e dönük olan propaganda özgürlükler için oyunu ver şeklindeydi. Kandırılmış bile olsalar insanlar özgürlük istedikleri için oy verdiler. %58 demek ki bu toplumda değişimden yana bir şeyleri değiştirmek istiyor. En önemli halka budur. Ve biz özgürlükçü sosyalistler bu halka da onları yakaladık ve bu mücadelede onların yanında olduk. Bu son derece önemli bir şey. Ayrıca teknik olarak baktığımızda bizim %58 Türkiye'nin işçi ve emekçilerinin oyudur. Nerede yoksul bir şehir vardır, nerede bir şehrin yoksul mahallesi vardır, orada evet oyları çok yüksektir. Nerede bir şehir vardır, zengindir, nerede bir şehrin zengin mahalleleri vardır, orada hayır oyları çoktur. Bağdat Caddesi'nde hayır oyları tavan yapmıştır. Biraz yukarıda Ümraniye'de hayır oyları süre bitmiş. Çok insan önemi söyler önce. 5 dakika kaldı. Kısacası biz emekçi sınıflarla yan yana durmayı başarabildik. Onların sesi olmayı başarabildik. Dolayısıyla gelecek bu açıdan parlaktır. Daha sonra söyleyeceklerim öbür arkadaşlar söyler. Han Hoca'ya söylemedim bugüne kadar, o bilmiyor ama. Hep kendimi öyle tanımladım. Ama tabii çok eleştirel durduğum, uzak durduğum, solduğum zamanlarda oldu ve oluyor. Ama ben inandığım, bildiğim şeyin sosyalizm olduğunu ve hedefin, ulaşılmak istenen hedefin o olduğuna inanıyorum. Ama bunun nasıl yapılacağını tabii bilmiyoruz. Bu anlamda ben Doğan Hoca'nın tersine pek iyimser değilim. Hatta hiç iyimser değilim. Türkiye'de solun genel manzarasına baktığımda iyimser olmak için çok fazla da vesilemiz olduğunu, fırsatımız olduğunu düşünmüyorum. Bir ufak teşekkür. Ben geçen sefer Marksizm toplantısında biraz sızlanmıştım.
Gene Ermeni konusu oldu, gene bizi çağırdınız, gene herkes aynı şeyleri konuşuyor, gene ben de aynı şeyleri söyleyeceğim diye farklı bir konuda konuşmak istediğimi söylemiştim. Beni bu oturuma çağırdığınız için teşekkür ederim. Bir zor konudan başka bir zor konuya. Konuyu sen söyle. Zor konudan güzel. Ama mesela Ermeni konusunda daha umutlu olduğumu söyleyebilirim. Bu da durumun aslında vehametini bence sol adına gösteriyor. İster istemez konuşurken hatalar, sorunlar, alışkanlıklar, klişeler, gelenekler, yani solu aslında bizi bu kadar köşeye kıstıran, bu kadar marjinalleştiren şeyleri konuşuyor oluyoruz. Doğan Hoca da buradan hareket etti. Doğal, çünkü hani bunun, ya bugüne kadar yapılan çoğu şeyin yapılmadığı başka bir zamana özlem duyuyoruz. Onu kurmak gerektiğini biliyoruz ama bunun yolunu, yordamını bilmiyoruz. Ben de biraz ondan bahsedeceğim. Sonra da ne gibi önerilerim olduğundan kısaca şey yapacağım. Bunlar tabii çok böyle icat falan olmayacak. Ben bu salonda eminim hepinizden çok daha cahilim bu konuda. Çok daha az şey okumuş, çok daha az teori bilen bir insanım. Ama bazı gözlemlerim var, onları paylaşmak istiyorum. Bazı kötü alışkanlıklar var. Öğrenilmiş, ezberlenmiş bazı tavırlar var. Bunlardan kurtulmadan yeni Türkiye'yi ve yeni dünyayı, bugünün Türkiye'sini ve bugünün dünyasını anlamanın çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Bunlardan mesela bir tanesi ilericilik, gericilik. Belki özgürlükçülük bile bunun içine girebilir. Yani hani bu tip sıfatlar zaten aksi düşünülemeyecek. Hani kimse ben özgürlükçü değilim de demez yani. Türkiye'de muhafazakarlar bile özgürlükçü tavırlar alabiliyorlar ve özgürlükçülüğün önemli olduğunu düşünebiliyorlar. Bu ezberlerin hani mesela devrim yine hayalinin bir öteleştirme unsuru olduğunu da görmek lazım. Bu ilericilikle bence yan yana durabilecek bir şey. Yani sorunları ancak devrimin çözeceğini, işte ancak sosyalist bir devrimin dertlere derman olabileceğini iman etmek. Ama bu buradaki hareket için söylemiyorum bunu. Bence bu anlamda daha az sorumluluğu olan bir hareket. Ama hani bazı şeylerin ancak sosyalistler tarafından doğru yapılabileceğine iman etmek gerçekten. İnanmak değil yani. Pratikte onu öyle göstermek değil de başkalarını yok sayarak, başka kültürleri, başka siyasetleri, başka kimlikleri, başka kişileri, bireyleri, hareketleri yok sayarak ancak böyle olabilirdi diye bir bakış açısının da insanlarla her şeyden önce temas kurmakta engelleyici olduğunu düşünüyorum. Rosa Luxemburg'un galiba lafı ya sosyalizm ya barbarlık. Bence çok da geçerli olan bir laf değil. Yani sosyalizmin de barbarlaştığı örnekler gördük. Real sosyalizmin veya sosyalist olmayan ama barbar olmayan durumlar da gördük. Bence kapitalizmi de iyi anlayarak, elbette ki antikapitalist bir duruş geliştirerek ama kapitalizmin de ne kadar güçlü, krizlerle beslenen, krizler karşısında kendini tahkim eden bir hareket olduğunu ve illa barbarlıkta doğurmayacağını, bazı durumlarda doğurabileceğini, bazı durumlarda doğurmayacağını bilerek yine siyaset üretmeye devam etmek gerekiyor. Mesela yine bunlara benzer bir klişe, hani demokrasiyi bir tür burjuva oyunu olarak görmek, demokrasiyi küçümsemek, azımsamak, önemsememek. Bunun da ciddi bir sorun yarattığını düşünüyorum. Referandum tartışmasında zaten bunu çok iyi gördük. Aslında bugün Türkiye'de yaptığımız bütün tartışmalarda bir kısım sorun yine Doğan Hoca'nın dikkat çektiği tavrına baktığımızda hani hiçbir şey olmaz, hiçbir şey değişmez. Bu burjuva demokrasidir. Zaten bir oyundur, yalandır, bir tiyatrodur anlayışının da hayatımızı hiçbir şekilde kolaylaştırıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok zorlaştırıcı ve bizi sınırlayıcı bir şey oluyor. Bir başka bence önemli bir nokta da dine bakışımız, yani sosyalistlerin dinle olan ilişkisi. Ben hani çok küçük yaşta ben ateistim demeye başlayan biriyim. Hala ne olduğumu çok iyi bilmiyorum. Dindar olmadığımı biliyorum yalnız. Ama bir sosyalist olarak ateizm, dindarlara karşı geliştirdiğim tavırdan, geçmişteki tavrımdan açıkçası utanıyorum. Bunlar çok böyle büyük şeyler değil. Birinci tekil şahıs, kendi çevremle yaptığım sohbetlerden falan ileri gelen bir şey. Ama ben mesela
bir dindarla asla gerçek anlamda arkadaş olamayacağıma inanan bir insandım. Ve burada dindardan kastım da Müslümanlar değil aslında, Hristiyanlar. Yani kendi okul çevrem, cemaat çevrem, belki aile çevrem vesaire. Toplumun büyük kesimi dindarken, din binlerce yıldır ayaktayken, yani binlerce yıldır gerçekten ayaktayken ve muhtemelen hayat devam ettiği müddetçe de olacakken, belki de insanların hayatındaki en önemli pratiklerden biriyken, yemek yerek yemek kadar doğal, bizim bu alana dair neredeyse söyleyecek hiçbir şeyimiz olmaması, kendimizi bu alandan tamamen çekmiş olmamız, hatta böyle nötr bir bakışla değil, hatta biraz hor görür, hatta fazlasıyla aşağılar bir şekilde bakmamızın da toplumla, yine bir arada olduğumuz, içinde yaşadığımız toplumla ilişkilerimizi ciddi anlamda zedelediğini düşünüyorum. Türkiye'de bir sol kültür var. Yani günlük hayatın içerisinde yeşeren bir şey bu. İşte şarkılarımız, türkülerimiz, alışkanlıklarımız, yeme içme biçimlerimiz, gittiğimiz yerler vesaire. Bunun da artık biraz arkaikleştiğini ve hayattan koptuğunu sanırım görmemiz lazım. Bu da bence önemli bir sorun yaratıyor. Çünkü Türkiye solunun kültürü büyük ölçüde 60'ların, 70'lerin kırdan kente göçün yoğun olduğu bir dönemin kültürü. Yani o şarkılar, o türküler, her şey, hayata dair her şey. Ama bugün Türkiye çok değişti. Bugün artık kentleştik. Başka türlü bir kent hayatı. Hani batılı anlamda bir kentten bahsedemeyiz belki ama farklı bir hayat var, farklı mahalleler var, farklı gençler var, farklı müzikler dinliyorlar. İşte zaten internet, Twitter falan, bunların hepsi hayatı çok değiştirdi. Ama bizimkinin bu kadar arkaik ve kenarda kalması, biraz böyle hatta karikatürleşmesi, çünkü insanlar böyle bakıyorlar sosyalist sola Türkiye'de, o kadar kopmuş ve o kadar çerçevesi çizilmiş bir şey. Bununla da temas etmeden gençlerle buluşmak, gençler için bir öneri sunabilmek, çoğalabilmek bana çok mümkün gelmiyor. Bunun nasıl olacağını da yine bilmiyorum ama işte şunlar yapılabilir diye düşündüğüm bazı şeylerden belki buna yine değinme şansımız olabilir. AK Parti'nin tabii ki inanılmaz bir engel olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Solun fikir üretmesi, fikir geliştirmesi anlamında. Çünkü AK Parti'nin yaptığı bir takım şeylere, yaptığı bir sürü şeye tabii ki muhalefet etmek, onlara karşı çıkmak, sol olmak, muhalif olmak için yeterli addedilir bir durum oldu. Yani bundan 10 sene önce solcu olmayan, son derece ana akım olan, son derece merkezde olan, son derece milliyetçi olan, son derece laikçi olan, son derece beyaz Türk olan her şey bugün AK Parti'ye karşı çıktı. İşte laiklik temelinde, kadın meselesi temelinde, Kürt sorunu temelinde karşı çıktığı zaman son derece rahat kendini solcu ve muhalif addedebiliyor. Hatta muhalif pozlar da takınabiliyor. Başkalarının mağduriyetlerinden hatta kendine prim devşirebiliyor. Buna karşı uyanık olmamak, bu tip geliştirilen siyasete karşı da elbette ki AK Parti'nin yanlış uygulamaların hepsine karşı çıkarak ama bunun da farkında olan bir uyanıklık da aynı zamanda bence sol geliştirebilmeli. Geliştirenler var elbette ki, geliştiremeyenler var. Bir de siyaseten doğruculuğun benim canımı fena halde sıktığını söylüyorum, düşünüyorum. Canım fena halde sıkıyor daha doğrusu. Yani şöyle, kitabi olarak doğru olan, ilkesi olarak doğru olan elbette ki bir sürü şey var ama hayat bu idealler, mutlak doğrular üzerinden akmıyor. Yani kitabın içinde yaşamıyoruz, hayatın içinde yaşıyoruz ve siyasette biraz işte başkalarıyla ister istemez hani elimizde olup olmadan temas etmeyi, onlarla tartışmayı, onlarla bazen güç savaşına girmeyi, bazen yan yana durmayı falan gerektiriyor. Bu da biraz değişmeyi gerektiren bir şey. Mutlak doğrulardan bahsederek birileriyle her zaman yan yana gelmeniz çok kolay olmuyor. Bu tavrın da bence terk edilmesi gerektiğini ve siyasetin biraz esneklik, biraz aynı masada oturup bazı konularda taviz verebilme halini kabulden ibaret olduğunu görmemiz lazım ya da bunun çok önemli olduğunu görmemiz lazım. Ufak bir örnek vereceğim. Ben geçen hafta sonu Almanya'daydım. İşte orada iki tane güzel konuşma yaptım. Biri Ermeni cemaatiyle, biri de Stuttgart'ta kurulmuş Enternasyonal diye bir Türkiye'li göçmen derneğiyle. İşte Türkiye'li sol sosyalistler, komünistler ve Kürtlerin olduğu
bir şeydi. Orada işte ikinci toplantı onlarlaydı. Ben bir konuşma yaptım. 1915 üzerine konuştuk. Tartıştık. Türkiye'de bugün neler oluyor, olmuyor bu konuda. Neler umut veriyor, neler vermiyor. Onları anlattım. Epey uzunca bir konuşmaydı. Uzadı da soracağım faslıyla. Orada bazı komünist arkadaşlar şöyle bir şey söylediler bana. Yani beni biraz bazı konularda yumuşak buldular ki ben yumuşak bulunmaktan son derece hoşnutum Türkiye'ye dair genel tartışmalarda. Çünkü zor bir zemin olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey söyledi. Biz dedi inanıyoruz Batı Ermenistan Ermenilerin hakkıdır. Batı Ermenistan Ermenilere geri verilmelidir. Bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi. Ben çok irite oldum ve Batı Ermenistan diye bir şeyin tarihsel olarak geçerli olabileceğini ama bugün bir Batı Ermenistan hayalini savunmanın, Batı Ermenistan'ı siyasi bir proje olarak ileri sürmenin çok mümkün bir şey olduğunu ve ancak diyelim ki Kürtleri katlederek bir Batı Ermenistan'ı zaten kurulabileceğini veya Türklerle savaşarak bir Batı Ermenistan'ı kurulabileceğini nasıl görmediklerine hayret ettiğimi söyledim. Bozuldular, üzüldüler, ya ama bu haktır, doğrudur dediler. Dedim ki yani o zaman parti programımıza koyun. Tamam yani ama ne olacak yani? Hani bir şey çıkmayacak. Burada karikatürize ettiğim tavrın küçükleri, büyükleri falan ama bizim sol içinde tartışmalarımızda, hayatın içinde yaşadığımız şeyler bu siyaseten doğruculuk tavrının kağıt üzerinde güzel durduğunu ama siyaset yapmayı ben zorlaştırdığını düşünüyorum. Elbette ki doğrulardan taviz vermeden yani bir optimum nokta bulmak zorundayız. Doğrularımız, ilkelerimiz ama bir yandan da insanlarla buluşma, yan yana gelme zorunluluğu. Burada bir optimum bularak, her meselede, her sınavda böyle bir optimum arayarak, teşekkür ederim 5 dakika kalmış, arayarak yaşamaya devam etmemiz lazım. Şimdi çözüm önerilerimle diye gelirsek birkaç not aldım. Bence bütün burada çizdiğim sorunlar ve aslında çok da iyi anlatamadığım şeyler, oyunun içinde olmak cümlesinde kilitleniyor. Yani hem siyaset için oyunun içinde olmamız gerekiyor hem hayatın içinde olmamız gerekiyor. Yani biz doğru biliyoruz. Biz zaten doğruyuz. Biz zaten demokratız. Biz zaten özgürlükçüyüz. Ama ötekilerin hepsi tukaka diyerek hiçbir yere varmamız mümkün değil. Bu kadar küçülmüşken, bu kadar azalmışken, bu kadar sözümüz, sesimiz duyulmaz olmuşken bizim doğru olmaya, bu kadar da doğrucu davut olmaya hakkımız yok. Bizim hayata karışmamız lazım. İnsanlarla temas etmemiz lazım. Bunu mutlaka göz önüne almamız lazım bence. İkincisi, çok büyük şeylerden konuşmamayı ben öneriyorum. Yani işte o kadar sıfırın altındayız ki büyük büyük konuştuğum zaman pek de inandırıcı olmuyor. Pek de sorunlara derman olabilecekmişiz gibi görünmüyor. Çünkü işte hayat başka yerlerde zaten akıyor. Siyaset de başka yerlerde büyük ölçüde akıyor. Ben o yüzden küçük hedefler koymak gerektiğini düşünüyorum. Yani başarıya da çok açız, başarıya da çok çok hasretiz. Yani sürekli yenilerek, sürekli tokat yiyerek bugünlere kadar geldik ve aslında bunun da bu hezimet duygusunu da üzerimize taşıyoruz. Dolayısıyla büyük laflar etmektense yani küçük çalışma alanları, küçük hedefler, bir yerlerde bir şeyler yapmak, bir yerlerde vahalar yaratmak gibi bir siyasetin ben daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani böyle büyük büyük konuşup sonra sürekli küçük küçük azalarak gideceğimize küçük küçük konuşup küçük küçük çoğalalım. Yani hayatın bizi getirdiği yerlerde eğer önümüze daha büyük, daha iddialı roller oynayabileceğimiz anlar çıkarsa onlardan da elbette ki kaçmayız. Ama bunu başarabilmenin, becerebilmenin bu anlamda inandırıcı olmanın tek yolu bence küçük başarılar, küçük alanlar yaratmaktan geçiyor. Bence Türkiye'nin gelecekteki, yakın gelecekteki en önemli meselesi bir arada yaşam meselesi olacak. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü hiç sol görünmeyebilir, hiç siyasi görünmeyebilir, son derece naif de görünüyor olabilir ama çok siyasi bir mesele olduğunu düşünüyorum. Biz toplum olarak işte Müslümanı, Alevisi, Kürdü, Türkü, farklı sınıflardan insanı, azınlığı, çoğunluğu yan yana durmayı beceremezsek bugün var olan sorunlarımız hala devam edecek ve herkes kendi durduğu yerden kendi doğruluğunu, kendi siyasetinin doğruluğunu ispat etmeye çalışırsa buna bu bir arada yaşama çok fazla katkısı olmayacak. Herkes durduğu yerden siper kazıyormuş gibi geliyor bana. Halbuki yapmamız gereken şey o siperleri falan terk edip biraz daha karışmak, biraz daha birbirimize temas etmek. Bunun asıl radikal siyasetinde ben bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar pozisyonlar üzerinden hayatın ve siyasetin konuşulduğu bir ülkede bu kadar her şeyin siyasi pozisyonların süzgecinden geçilip
işte söyleme tercüme edildiği bir ülkede, işte ben seninle yan yana gelmek istiyorum kardeşim, hani bunun yolları yordamı nedir, ben seninle temas etmek istiyorum, biraz melezleşmek istiyorum, biraz kendi kimliğimi, kendi sınıf tavrımı, işte kendi siyaset tavrımı seninkiyle tokuşturmak, biraz senden etkilenmek istiyorum demenin daha anlamlı olduğunu hissediyorum. Benim bu çözüm önerilerinde söyleyebileceğim ilk şey oydu, sonra kaldı, unuttum. Kendimi test ettiğim yer her zaman, yani siyasi meselelerde, önümüze çıkan sorunlarda, tavır alınması gereken yerlerde kendimi test ettiğim yer rejimin, kurucu ideolojinin, devletin sahibi olan hegemonların işine ne kadar yarayıp yaramadığı. Her meseleyi buna bakarak şey yapıyorum. Referandumda benim evet deme sebebim de buydu. Yani onların dayattığı anayasanın en ufak bir maddesini değiştiren bir şey bile benim için anlamlıydı ve onun ötesinde çok fazla bir şey de aramadım. Ha, burada farklı hegemonlar çıkıyor elbette ki, yeni hegemonlar çıkıyor. Ona da dikkat etmek mutlaka gerekiyor. Zaten hayatımızın şu an önemli meselesi bu. Ama ben o hegemonların arasından da kimin daha çok sivil, kimin daha çok çoğulculuğa müsait, kimin daha çok değiştirilebilir, dönüştürülebilir olduğuna göre yine eğer illa bir tercih yapmam gerekiyorsa o tarafa meyletmeyi daha doğru buluyorum. Yani kurucu bir ideolojisi var Türkiye'nin, bir devlet aklı var, bir geleneği var. Hepimizi şekillendirdiği, hepimizi içine soktuğu bir toplum kılıfı, kalıbı var. Bireysel varoluşumuzu etkileyen bir şey. Bunu da yıkmadan, bunu da kırmadan, bunu da değiştirmeden Türkiye'de yeni bir şeyler yapabilmek çok doğru değil. Ve bu hala devam ediyor. Rakip hegemonu da biraz bazen kendine benzeterek devam ediyor. Ama biz bu süzgecin içerisinden her şeyi yorumlayarak tavır aldığımızda işte o zaman belki doğru tavrı geliştirmek daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben de bu kıymetli toplantıya dahil olduğum için çok mutluyum. Benim de itirazım sürekli sol ve Marksizm konuları konusunda konuşmaktan dolayı yüzümüz eskidi demiştim. Arkadaşlar bir dahaki sefere müzik üzerine bir toplantıyı önerdiler. Doğan gibi ben de sihirli küreye baktım. Solun geleceği, geleceğin solu meselesinde. Siz kendinizi yeniledikçe aktüel siyasetin bir parçası olunca sorun yok yanıtını aldım. Deminden beri şu başlığa bakıyorum. Koş, arkanda eski dünya var diye. Hali açısından bu şu anlama gelebilir. Arkası olan bir sol gibi algılanabilir. Eski dünyanın koşacak mecali var mı ki diye de algılanabilir. Eski dünya karşısında yeni dünyayı savunduğumuz gibi algılanabilir. O yüzden bir meseleyi nasıl ifade ettiğimiz de çok önemlidir. Bir tarafta eski dünya var, bir tarafta yeni bir dünya var. Bizler hep birlikte farklı bir dünya özlemi içerisindeyiz. Biraz önce Doğan bir Kemalizm eleştirisi yaptı ama Mustafa Kemal'in çok özlü sözleri var. Saatli Marif Takvimi bunları sık sık yazar. Bir tanesinde diyor ki, samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz, her kanaat bizce muhteremdir. Mustafa Kemal Atatürk. Samimi ve meşru olmak şartıyla. Şimdi bir fikrin samimi ve meşru olup olmadığını karar verme merci olarak devlet merkezli siyasete itiraz zaten sizi özgürlükçü bir sol zemine getiriyor. Doğumu esnasında hemşirenin elinden düşmeyen her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının anlayabileceği tarzda anlatmamıza rağmen özgürlükçülükle serbestiyet arasındaki farkı algılayamayanlar bir tür özgürlükçü bir perspektifi bildiğiniz liberalizmin serbestiyetçiliği gibi yorumluyorlar. Bu bildiğiniz gibi Doğu Perinçek ve çizgisinin yıllardan beri ifade ettiği yaklaşımlar ve bu yaklaşımlar virgül bile koymadan aynı şekilde devam ediyor. Ama otoriter sol, özgürlükçü sol karşıtlığı üzerinden önümüzdeki hayata bakmanın hiçbir manası yok. En sol 12 Eylül duruşmalarında gördük ki otoriter solu kendi haline bırakmak ve geniş kitlelerle buluşma katsayımızı arttırmak bizim için çok önemli. Çünkü bu tartışmanın bir sonu yok. Sonuçta size diyecekler ki sıkıysa Babali baskınını yapanları da yargılayın.
yani tabii kimse kalmadığı için haklı çıkıyorlar. Onları yargılayamıyorsunuz falan. Ya da ne bileyim 28 Şubat'ın hem ürünü hem intikamı aynı cümle içerisinde nasıl kullanılabilir dediğiniz. Ya bu polemiklerden bir yere varmak anlamlı değil. 21. yüzyıl siyaseti Türkiye'de iddiatçı ve itilafçı ikilemini aşmayı gerektiriyor. Bunun için ortak adımlar atmayı gerektiriyor. Ki geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yerel seçimlerde, genel seçimlerde başarı öyküleri oluşturmak bizim için önemli. Freud diyor ya, sonuca varmayan arzular sinir bozukluğuna yol açar. Marazi bir hal aslında somut, hayatınızda somut sonuçlar elde etmemek sizi marazileştiriyor ve afakileştiriyor. Yani uçuk kaçık fikirler bir anlam ifade etmiyor. O yüzden biz hem perspektifimizi, perspektifiniz doğru bile olsa, yani şurada en doğru şeyleri bile söyleseniz, bunun aktüel eylem düzeyinde karşılığı yoksa bir şey ifade etmiyor. Şimdi hayvansever arkadaşlar bilirler, karga çok muhterem bir varlıktır. Ama kılavuzlu karga olan diye bir laf vardır. Peki Marksizm karga mıdır? Yani kılavuzu Marksizm olanlar ya da olduğunu iddia edenler. Mesela 24 Nisan'da biz Taksim Meydanı'nda olduğumuzda karşımızda bize karşı slogan attıklarında sorarsanız onların da belki kılavuzu Marksizm. Ve kılavuzunun Marksizm olduğunu iddia edenler birbirine karşıt pozisyonlar alabiliyorlarsa o zaman demek ki farklı Marksizm okumaları olabiliyor. Okumayı bir yana bırakın, Marksologla Marksist arasındaki fark siyasi pratikteki karşılığıysa benim açımdan mesela Taksim Meydanı'nda ve Türkiye'nin diğer yerlerinde 24 Nisan'da yan yana gelemeyeceğim insanlarla yan yana gelmem zordur. Yani bu şövel milliyetçi ortamda 24 Nisan'da bizi yalnız bırakanlar, yalnız bırakmakla kalmayıp karşı hatta yer alanlarla, yani siyasi pratikte bizim ne ortaklığımız olabilir? Yani biz siyasi pratik içerisinde kimlerle yan yanaysak o ortak iradeyi o zeminde oluşturmak durumdayız. Şimdi Türkiye'ye baktığınızda Türkiye muhafazakar bir toplum. Muhafazakar bir toplumda biliyor musunuz bu toplum muhafazakarlaşıyor söylemi üzerinde siyaset yapmak anlamlı mı? Ama aynı muhafazakar toplumda ilginç bir şekilde değişim talepleri de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %50 oy aldırtabiliyor. Değişim taleplerinin adresi olduğu için. Değişim taleplerinin liberal ve muhafazakar olan adresiyle bu değişim taleplerine karşı olan statükocu yaklaşım dışında eşitlikçi ve özgürlükçü bir değişim taleplerinin de adresi olduğunu göstermek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı en doğru ve sağlıklı muhalefet çizgisidir. Geçmiş dönemden örnek vereyim size. Demokratik açılım konusu gündeme geliyor. Kürsüde kalkıp 8 madde halinde demokratik açılımın ne olması gerektiği üzerine görüşlerimizi anlatıyoruz. Bildiğiniz şeyler, anayasa değişikliği, siyasi partiler, seçim yasası. Ama tuhaf bir şekilde en büyük tepkiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyoruz. Neden? O söyledikleriniz içeriğine itirazları var mı yok mu bilemiyorum. Varsayalım ki yok. Ama mecliste böyle bir meselenin tartışılıp bu değişimin gerçekleşebileceği ihtimalini bile kategorik olarak reddeden, dolayısıyla fiilen statükocu safta olan çizgiler var. Bu toplantılarda defalarca anlatıyoruz. Sizin niyetleriniz ne olursa olsun, attığınız tutum sonuçları itibariyle statükonun devamını sağlıyorsa zaten ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Bu dijital devrim ortamında 21. yüzyılda 20. yüzyılın karşıtlıkları üzerinden siyaseti inşa edemiyoruz. Yani o dönemin için geçerli olan Bolşevik, Menşevik, bilimsel sosyalist, ütopik sosyalist, anarşist vesaire dediğimiz yaklaşımlar her biri farklılıkları anlamlı olsa bile sosyal formlarda vesaire küreselleşmeye karşı
farklı bir dünya inşa etmekte yan yana gelebiliyorsa ve gelmesi de iyiyse belki 21. yüzyılın bu ortak iradesini inşa etmekte yeni analizlere ihtiyacımız var. Yeni analiz diyoruz ama var olan memleket rejimin tarifinde bile ciddi ihtilaflar var. O yüzden geleceğin solu dediğimiz şey aslında bugünün meselelerinde nasıl ayrışım olduğuna ilişkin bir tutum anlamına geliyor. Yani bugün AKP'nin söylediği gibi bir ileri demokrasi yoksa ya da bazılarının söylediği gibi işte bir faşist diktatörlükte söz konusu değilse AKP pragmatizmin otoriterleşmesini eleştiri üzerinden mesela bir yeni anayasa çalışmasında pekala buluşmak mümkün. Biraz önce Robert'in ifade ettiği bu bir arada yaşama şeyini birlikte yaşamaya dönüştürmek lazım. Çünkü Türkiye'de maalesef tesbih tanesi gibi herkesin kendi gettosunda bir arada yaşaması, yani bizim hep çok kültürlülük dediğimiz şeyi bir kültürler arasıcı zemine aktarmadığımız ya da ona dönüştürmediğimiz takdirde burada da ciddi handikaplarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun çözümü yeni anayasada zaten aldığınız tutumlarla geleceğin soluna ilişkin ipuçlarını ortaya çıkarmak. Mustafa Kemal'in astırdığı Maliye Bakanı Cavit Bey'in anılarına baktığınızda Cumhuriyeti taklit cumhuriyeti ifade eder. Hani Sakallı Celal demiş ya kendisine torpil yapmak isteyen bir vekile. Yani monarşiyi denedik olmadı. Cumhuriyeti denedik olmadı. Biraz da ciddiyeti denesek nasıl olur demiş. Hakikaten son derece 12 Eylül rejiminden bugüne gergitlere baktığımızda bizim ciddi bir şekilde demokratik ve özgürlükçü bir anayasa ve cumhuriyet perspektifi çerçevesinde tutum almamız lazım. Bunun için de solda maalesef hegemonik bir güç olan CHP'nin etkinliğini, Kemalizmin etkinliğine karşı mücadele etmemiz çok zorunluluk arz ediyor. Ergenekon siyasetine desteğin sola köstek olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymamız gerek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gelgitleri ve pragmatizmi de esas itibariyle Gorbaçov sendromu dediğimiz bir vakadan kaynaklanıyor. Yani atacağı adımların aslında ayağının altındaki halıyı da ortadan kaldırabileceği, oradaki gelgitlerin ve atabileceği adımların da sınırlarının özelliği. Andrejit Sovyetler Birliği'ndeki acayiplikleri görünce bir anı kitabı yazar ve orada der ki ilerici olmak için sizin yolunuzdan mı ilerlemek gerekiyor kardeşim? Dolayısıyla hayatın anlamını sabitleyen anlam muhafızlarının rolü karşısında en derinci iş aslında hayatın anlamına ilişkin her türlü reçeteyi, her türlü reçeteci yaklaşımı eleştirmekten geliyor. O yüzden Kemalizmden Nasırizme, Peronizmden Bağızcılığa, bürokrasinin afyonu haline getirilen yaklaşımlara resmi Marksizm'de belki dahil ederek özgürlükçü bir Marksizm perspektifinde yaklaşımlarımızı güncellemek önemli. Yunus Emre demiş ki dünya kadar derdi dünya alanı dünya kadar derdi olur. Tabii ki enternasyonalist perspektifte bakanların misak-ı milli sınırları içerisinde hiçbir soruna yanıt getiremeyecekleri ortada. Bizim zorluğumuz Kemalizm post-Kemalizme, light Kemalizme dönmüş vaziyette. Post-Kemalizmin, light Kemalizmin Kemalizmden farkı aslında Kemalist olduğunun farkına varmadan Kemalist refleksler göstermek. Çünkü Türkiye solundaki esas problem bu kişilerin devlet merkezi, kapıkulu siyaseti ya da bir Kemalist zeminde hareket ettikleri fikrine bile benimsememeleri. Sonuca doğru geldiğimizde Ken Loach'un Cantona filmini izlediyseniz orada soruyorlar en güzel golünüz hangisi, en güzel anınız hangisiydi diyor. En güzel anım, hayatımın en güzel anı aslında bir pastı diyor, gol değildi diyor. Nasıl yani diyor, attığım bir pas benim için en önemli andı diyor. Peki arkadaşınıza nasıl güvendiniz gol atacağınıza diyor. Siyaset de
aslında bir ekip ve güven içidir. Birlikte siyaset yaptığınız, sırtınızı döndüğünüz insanlara güvenmek son derece önemli. Güvenin de sırrı pratikte nasıl davrandığıdır. Pratikte kendilerini ve birbirlerini sıramış insanlar birlikte siyaset yapıyoruz. Özdemir Asaf demiş ki, o şiirle bitireyim. Dün sabaha karşı kendimle konuştum. Ben hep kendime çıkan bir yokuştum. Yokuşun başında bir düşman vardı. Onu vurmaya gittim, kendimle vuruştum. Aslında bütün bu süreçler kendimizle yüzleşmenin bir yanı. 60'lı yıllardan beri, yani gözümü açtığım zamandan beri Türkiye'nin bir geçiş toplumu olduğu söylenir. Geçiş toplumu, geçiş anayasası, geçiş profan bir türlü geçemeyiz. Yani o bir geçiştir. Ben 50 yaşına geçtim ve bir geçiş döneminde. Ama bir şekilde hakikaten geçmemiz gerekiyor. O yüzden bu geçiş süreci sürgüt gidiyor ama niye geçiş diyoruz? Eski olan bitti. Bu tabloda söylediği gibi. Yeni olan henüz oluşmadı. Marksistlerin en önemli özelliği var olan 8 krizin 18'ini bilmesi diye ifade edilir. Sürekli bir kriz tahlili yapılır. Ama en önemli ve bizim açımızdan en başat kriz kavrayış krizidir. Yani burnunun dibini görmeyenlerin geleceği inşa etmesi zordur. O yüzden Türkiye'nin yapısal dönüşümüyle solun yapısal dönüşümü at başı gidecektir. Ama bizler özgürlükçü solcular olarak bu kadar ciddi bir dirençle karşılaşacağımızı açıkça hesap edememiştik. O yüzden solun hal ve gidişi yine önümüzdeki süreçte tamamıyla bizim performansımıza bağlı, bizim çekim merkezi olup olmamamıza bağlı. Ama bu ortak hattı işte bu hafta 24 Nisan'da başlayarak bir Mayıs'a değin örebilirsek, mekanik siyaset karşısında devrimci ve yaratıcı siyaseti ön plana çıkarabilirsek, buyurgan siyaset, monolitik anlayışlar karşısında çoğulcu ve demokratik bir zemini oluşturabilirsek, solculuğu sadece bir hissiyat olmaktan çıkarabiliriz. Hakikaten kılavuzumuz, gerçek anlamda bir kılavuzumuz haline gelebilir. Hiçbir düş yalnızca bir düş değildir sözüne bütün yüreğimle inanıyorum. Bu mücadele hepimize kolaylıklar diliyorum. Tabii ki herhangi bir baskı olmadı. Zaten hemen ben bu tür şeyleri, tezviratı duyunca Twitter'da açıklamıştım. Mesele şundan ibaret. Bizim anayasa tartışmalarındaki taktik adımlarımızla ilgili bir uzlaşma olacağını varsayıyorduk ama siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili şey geçmeyince, madde geçmeyince ve kuliste CHP'lerin ve MHP'lerin kafa tokuşturarak bunu kutladığını görünce ben MHP yönetimiyle konuştum ve bizim özgürlükçü sol damarımızın bu konudaki hassasiyetini ifade ettim. Onlar da tabii bunu doğal karşıladılar ve biz ondan sonra bu anayasa meselesindeki kendi tutumumuzu ifade ettik. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'deki bu hızlı geçiş süreci dediğimiz alt üst oluşun en önemli özelliği şu anda kentlerde %70'e yakın nüfusun olması ve İstanbul'un neredeyse %25'i oluşturması. Yani solculuk dediğimiz hadise kent merkezli bir mesele ve hakikaten aktüel meselelere ilişkin tutumunuz önemli. Mesela ben kapitalizme karşıyım demek bir şey ifade etmiyor. Şubat ayında çıkan çek yasası konusunda ne söylediğiniz üzerinden bunu delillendirmeniz lazım. Yani mesela çek mağdurları konusunda ne ifade ediyorsunuz? Bu anlamda güncellemeniz lazım. Emperyalizme karşıyım demeniz bir şey ifade etmiyor. Turizm sektöründe ve bilişim sektöründe bunun ne anlama geldiğinizi söylemediğiniz takdirde bunlar laflar. Ama bizim açımızdan daha vahim olan Nuh Mete Yüksel'lerin, Sabih Kanadoğulları'nın, Ural Savaşları'nın gözüyle dünyaya ve Türkiye'ye bakarak solculuk yapılamayacağı kanaatindeyim. Ve aslında solculuk denen ya da sosyalizm denen şeyin de solipsizm olduğunu, yani benden başka hiçbir şeyin olmadığı bakış açısı olduğunu çok net bir şekilde görüyorum. Bize olan esas tepkinde nedeni arka planında 9 Mart çizgisinin solu şekillendirmesine, Ergene solun şekillendirmesine asla izin vermemizdir. Bundan başka nedeni yoktur.
Ve biz siyaset yaptığımız müddetçe Türkiye solunun geleceğini 9 Mart çizgisi şekillendiremeyecektir. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Deli kime denir? Deli kendini başkasına anlatamayana denir. Eğer biz kendimizi kendi benzemezlerimize anlatamaz isek kendi kendimize konuşur hale geliriz. O yüzden biz kendimizi sol içi ayrımlar üzerinden değil, toplumun geniş kesimleri üzerinden pozisyonumuzu ifade etmeliyiz. Geçen gün fırtına oldu. Biliyorsunuz limanlarda teknelerin şamandıraları güvenliği sağlar. Ama tekneler güvenlikli limanlarda durmak için değildir. O yüzden zihinsel şamandıralarımızdan kopmamızın yolu ve sonucu geniş denizlere açılmamızı sağlamamızdır, sağlamasıdır. Perspektifimizi genişlemesidir. Zihinsel şamandıra derken hala 89 ve sonrasını okuyamayan arkaik bir soldan bahsediyorum. 89 travmasını, yani duvarsız bir sosyalizm taahhülü olmayan ve inandırıcı bir kapitalizm eleştirisinin ancak inandırıcı bir sosyalizm taahhülüyle olabileceğini bilen bir sola ihtiyacımız var. İşte Arap Baharı mevzuunda geçen gün Bursa'da bize sordular. Sizde böyle bir bahar oluyor mu diye. Şey klişesi var. Biz 4 mevsim bir arada yaşayan bir coğrafyadayız. Hızlı mevsimsel geçişler oluyor ve tabii ki bu durum olmuyor. Genellikle bizim ne dediğimize bakıp bir açığımızı yakalayıp bununla 6 ay idare eden bir siyaset geleneği var memlekette. Hemen onlara bir servis yapmak durumdayım. Bununla 6 ay idare edebilirler. O da şu: burjuvaziden bir şey öğrenebilir miyiz cümlesi. Burjuvaziden bir şey öğrenebilir miyiz cümlesi bana şunu ifade ediyor. Mesela parlamentoda kendini burjuva diye adlandıran bir parti yok. Burjuvazinin çıkarını toplumun çıkarı gibi gösteren bir hegemonya oluşturmuşlar. Yani bir sınıfın kendi çıkarını anonimleştirmesi çok büyük bir başarı. Dolayısıyla bazen biberon gibi bazı sözcükleri ve radikal sözcükleri ifade etmek çok anlamlı değil. Burjuvaziye bakmakta fayda var. Mesela kimlik siyasetiyle emek siyasetin yan yanında. Burjuvaziye bakacaksınız. Adalet ve Kalkınma Partisi tersten hem kimlik siyasetini hem aslında sınıf siyasetini bir arada yürütebildiği için %50'lerde oy alabiliyor. Dolayısıyla bu bir skolastik bir tartışma değil. Dil Ovası'na gittiğinizde, Dil Ovası'nda insanların kimlikleriyle emek perspektiflerinin nasıl iç içe olduğunu çok kolay görebiliriz. Koca koca örgütleri yöneten insanlar Bülent Ersoy'un 12 Eylül'de davasında ya o adamı sanık olarak gördüm ya içimin yağı erildi noktasının fersah fersah gerisindeler. O yüzden sokaktaki ahalinin söyledikleri bile bir dizi örgütsel yapının çok ve çok ötesinde olmuş olması dolayısıyla beni de iyimser kılıyor. Ben hiçbir zaman solun probleminin halkın aldatıldığı tezi üzerine komplolarla açıklanamayacağı kanaatindeyim. Yani halka ve emekçilere fatura çıkararak meselenin yaklaşılamayacağı kanaatindeyim. Nasıl burjuvazi kendi söyleminde kendini dışlıyorsa demokrasi ve emek mücadelesini yapanların da bu beceriyi göstererek ancak bir karşı hegemonya oluşturabileceğini düşünüyorum. O yüzden ne söylediğiniz ve ne yaptığınız ilişkisi önemli. Kendi müktesebatımdan ta ÖDP'ye geri dönerek bir şey söyleyeyim. 4. Büyük Kongre, yıl 2005. Bakın ÖDP Kongre'de ne karar alıyor? 12 Eylül hukukunun son bulması, darbecilerin yargılanması, geçici 15. maddenin kaldırılması için mücadele edelim. Çünkü mağdurların siyasi öznesi biziz. Bunu söyleyip gereğini yapan biz oluyorsak bu bizim, yani onu söyleyenlerin yapmayıp bizlerin yapıyor olması bizim fikri hegemonyamızı açık bir şekilde gösteriyor. Bernard Shaw demiş ki umut iyi bir kahvaltı, kötü bir akşam yemeğidir. Biz de tabii umutluyuz ama ahir ömrümüzde kahvaltı döneminde miyiz, öğle yemeğinde miyiz, İsa'nın son yemeğinde miyiz? Bunu da belirleyecek olan siyasi pratikte bir kere daha teşekkür ediyorum. Ben de birkaç şey söyleyeyim. Ben solculuğu öncelikle sosyal adalet talebi olarak
algılıyorum. Yani ilk talebimiz her zaman için içinde yüzeceğimiz siyasi alan o. Onu elbette ki unutmamamız gerekiyor. Bu konudaki her türlü haksızlığı ya da her türlü haksızlığı geriletmek, her türlü gelişmeyi de sağlamakla yükümlüyüz. Ama çoğu zaman işte göz ardı edilen, konuşmamda da vurguladım, bu sosyal adalet talebi denizinde yüzerken eğer demokrasi meselelerini de unutursak, bence gerçek bir şey yapmak, özgürlükçü bir şey yapmak çok mümkün olmuyor. Demokrasiyi hem kendi hayatımızda belki birey bazlı başlayarak, sonra işte yaşadığımız yer, sonra örgütümüz, sonra hayata yayarak bu mücadeleyi veya bu kimliği aslında benimsememiz gerekiyor. Hani eski klişeler, laflar, artık geçerli olmayan şeyler çok var solun içinde, Türkiye solun içinde. Dikkat çekmek istediğim birkaç şey var. Bir ekoloji meselesi. Bunu hani basit bir çevrecilik ya da sadece antikapitalist şeyin bir unsuru olarak değil, hani siyaset haline getirmek, insanların hayatını dönüştürecek, hayatın sürmesini sağlayacak bir mücadele olarak mutlaka ajandamızın içinde tutmamız gerekiyor ve buradan yerelle de buluşmak, biliyoruz ki hani her yerde daha da kolay oluyor. Bu da bir imkan sağlıyor sol siyaset açısından. Feminist öğretinin, feminist siyasetin açtığı yolları asla unutmamak gerekiyor. Geçen hafta bir konuşmadaydık, bir sohbet toplantısında. Türkiye'de bütün aslında tartıştığımız şeylerin, laikliğin, modernizmin, diğer meselelerin kadın meselesinde kilitlendiğini net bir şekilde görmüş olduk. Yani CHP, AK Parti, şu bu falan, muhafazakarlık, ilericilik falan, ama aslında kadınla ilgili sorular, kadınla ilgili sorunlara ne cevap verdiğimiz, bu meselelerde nerelerde durduğumuz çok daha belirleyici oluyor, bir sürü başka şeyler. Aynı şekilde işte söylendi zaten kimlik meselesi. Hani sınıf mücadelesini sekteye uğradan, ona zarar veren bir şey olarak görmemek, kimliği hayatın doğal akışı içinde oluşan çoğulculuklar, farklılıklar olarak görmek. Elbette ki kimlikleri mutlaklaştırmadan, elbette ki cemaatçiliğe, milliyetçiliğe, başka şeylere düşmeden, ama işte birlikte yaşayabilmenin unsuru olarak temas edebilmenin, yan yana gelebilmenin ve değişebilmenin, aslında insanlığı anlayabilmenin, farklı insanlık hallerini anlayabilmenin bir şifresi olarak farklı kimliklere açık olmak. Burada sadece azınlıklar meselesi de değil bence, dediğim gibi din meselesinde bulunduğum gibi, yani Türkiye ile Türkiye'yi anlamak için din çok önemli bir kültürel kod. O alanda olmadığınız zaman aslında hayatın kendisinde de olmuyorsunuz. Buna dair de fikir üretmek, yan yana gelişleri artırmak, işte imkanları, temas imkanlarını artırmak, anlamaya çalışmak. Yani biz Aleviliği mesela siyaset olarak biliyoruz ne olduğunu. İşte alanları doldurmak için Aleviler işimize yarıyor belki, ama Aleviliği bir inanç olarak ne kadar biliyoruz? Buna ne kadar önem veriyoruz? Bunun yaşama dair problemleri ne kadar ciddiye alıyoruz? Bu önemli bir sorun. Bunu tabii aynı şeyi Sünni Müslümanlık için de söyleyeceğim. Yani işte öcüleştirdiğimiz bir şey, devletin zaten dayattığı kimlik, ama devletin Sünni Müslümanlara verdiği zararlar bizim için ne kadar anlamlı, önemli. Diyanet kurumunun Müslümanlığa nasıl bir kılıf biçtiği, devletin o inancı nasıl şekillendirdiği, insanların zihnini nasıl arızaya uğrattığı bence konuşmamız gereken, insanlarla tartışmamız gereken şunu da söyleyeyim. Geçenlerde bir tartışma oldu. İşte Halil Berktay'ın, Nabi Ağacı'nın vesaire karıştığı. Ben orada Halil Berktay'a hak veriyorum. Yani sosyalistliği, solculuğu bir his, bir vicdan, bir duygu meselesi halinden çıkarmamız lazım. Hani bu bize öğretilen şiirlerle gurur duyduğumuz, işte Nazım'la vesaire, sol tarafımızda parlayan Cefer falan meselesi değil, bir pratik hayat meselesi, günlük hayat meselesi, siyaset meselesi. Bunu kendi hayatımızda inşa edemedikçe hiçbir inandırıcılığı kalmayacak. Çünkü herkes vicdanlı. Yani sosyalist olmayanlar da vicdanlı. Kimse ben vicdansızım demiyor. Herkes de doğruyu savunuyor. Bunu biz kendimiz hayatımızda üretmemiz lazım. O doğruları önce bireysel, sonra işte kalabalıklar halinde üretmemiz lazım. Bunun başka yolu yok bence. Teşekkürler.
yazısı gitmiş, böyle konuşacağım. Solda bir ayrışma epeydir var, aslında her zaman vardır da, epeydir çok keskinleşen bir ayrışma var. Ve bu ayrışmada galiba çok büyük virajlar alınmış durumda. Geri dönülmez yollara girilmiş durumda. Bunun sayısız örneği, demin de ifade edildi çok arkadaş tarafından. Herkesi biraz düşündüğünde sayısız örneğini görür. Bazı siyasetlerle, bazı siyasetlerin yan yana gelmesinin artık pek kolay olmadığını, mümkün olmadığını. 1 Mayıs'ta maalesef yan yana yürüyeceğiz ama başka alanlarda, hayatın gerçek sorunlarına ilişkin mücadele alanlarında yan yana olmayacağız. Biz darbeye karşı yürüyüş yapmaya başladığımızda, ilk yürüyüşlerden ikincisini galiba Ankara'da yaptık. Solun bir kısım örgütleri toplandı ve bu yürüyüşü nasıl basarız diye plan yaptılar. Sonra aklı selim hakim oldu ve böyle bir şey gerçekleşmedi. Darbeye karşı yürüyüş yapan, darbeciler yargılansın diye, veli küçük yargılansın diye, kerimsiz yargılansın diyen birilerini solcular şiddetle engellemeye çalışacaklardı. Bu ayrım yan yana gelmenin pek de kolay olmadığını gösteriyor. Bazen taktik ayrılıklar olabilir. Örneğin referandumda taktiksel ayrılık diye adlandırılabilirdi. Evet, hayır, boykot tutumu. Ama bizimki taktiksel ayrılığı çoktan aşmış ve çok temelli bir ayrılığa dönüşmüş durumda. Biz geçen sene 24 Nisan'da Taksim'e çıktığımızda solun önemlice bir kısmı Kadıköy'de nükleer enerjiye hayır mitingi yaptı. Allah Allah, durup dururken birdenbire akıllarına geldi. O güne kadar hiç yapmamışlar. Birden hakikaten ya, bu nükleer enerji ne kadar tehlikeli bir şeyimiz. Kadıköy'de yürüyüş yapalım 24 Nisan günü dediler. Milletvekili adaylarımızın da hepsi üstelik oraya gitti. Tam bir kepazeliktir bu. Bunlarla yan yana gelmek, hadi diyelim bunu görmemezlikten gelelim ama o kadar çok böyle olay var ki ayrışma çok daha hızlı bir şekilde devam ediyor ve birkaç büyük virajı aldık. Şimdi ayrışmadan bahsetmeye daha fazla gerek yok. Biz ne yapmak zorundayız? Çok açık bir şey ki solun bütün kesimleri ve bizler de işçi sınıfından, emekçilerden, halktan oldukça uzak bir yerdeyiz. Oldukça küçüğüz, etkimiz büyük siyaset içinde az ve temel sorunumuz büyük emekçi yığınlara yaklaşabilmek. Çok açık bir şey ki Türkiye'deki emekçi sınıflar, yoksul halk esas olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arkasında saf tutmuştur. Hem ekonomik çıkarlarını orada görmektedir, istikrarı onun iktidarında görmektedir ve kimi ufacık ufacık da olsa ama emekçi halk için bugün yeterli gibi görünen, en azından tersine sesini çıkarmakta zorlandığı demokratik dönüşümler de orada yapılmaktadır ve dolayısıyla emekçi halk esas olarak AKP'nin arkasındadır. Şimdi bizim görevimiz bu emekçileri Adalet ve Kalkınma Partisi'nden koparmak ve kendi talepleri için mücadelede harekete geçirmektir. Bunu başarabildiğimiz ölçüde yığınsallaşmaya başlayan bir sol yaratabiliriz. Doğrusunu isterseniz solun bütün kanatları açısından konuştuğumuzda özgürlükçü sosyalistlerden başka emekçi yığınları tekrar geri kazanabilecek olan bir akım yoktur. Solun geri kalanına böyle bir şansı yoktur. Çünkü solun geri kalanı reformlar için mücadeleyi, demokrasi için mücadeleyi, zaman zaman asgari ücretler, zaman zaman ücret mücadelesini küçümseyen bir tutum içindedir ki bu tutum emekçi sınıfları kazanmaktan çok uzaktır. Ufacık işçi hareketlerini çok büyüten tutumlar işçi sınıfına ve emekçi halka bakıldığını göstermemektedir. Geçen gün bu kongrenin bir toplantısındaydım ve bir siyasi partinin lideri çıktı ve bize işçi sınıfının nasıl radikalleştiğini ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopmakta olduğunu anlatırken falanca yerde ücret zammı bile elde etti işçi sınıfı dedi. Hayır, bunu bir siyasal gelişme olarak anlatan bir solcu çok vahim bir yerdedir. Demek ki çok umutsuz bir noktadadır. Demek ki sınıfından tamamen kopmuştur. Ama bizim görevimiz, onları bir yana bırakalım, emekçileri kazanmaktır.
reformlar ve demokrasi mücadelesinde saf tutmak, reformlar ve demokrasi mücadelesinde, özgürlükler mücadelesinde işçi ve emekçi sınıfların sokağa çıkmasına yardımcı olmak, seslerini duyurmasına yardımcı olmak, yeni anayasa tartışmalarında özgürlüğün sesi olmak ve emekçi sınıfları sokağa çıkarmak, işte bunu başarabildiğimiz ölçüde yığınsallaşmaya başlayan bir siyasi hareket haline geliriz. Bunu başaramadığımız takdirde, dolayısıyla doğrusu küçük, belki doğru şeyler söyleyen, belki doğru tutumlar alan, temiz bir sol oluruz ama etkisiz ve emekçi sınıflardan kopuk bir sol oluruz. Temiz ama doğru şeyler söyleyen ama etkisiz bir sol olmak doğrusu çok da büyük bir başarı değildir. Hem doğruyu söylemek hem doğru politikalar yapmak ve bunun sonucu olarak da emekli sınıfları örgütlemeyi başarabilmek gerekir. Çok açık bir şey ki bugün özgürlükçü sol bölünmüştür. Parçalara sahiptir. Yan yana gelmekte zorlanan parçalara sahiptir. Bunun nedenleri ayrıca belki bir tartışma konusu olabilir. Ama şu çok açık bir şey ki geçmişten kalan alışkanlıklarıyla bu durum içindedir. Oysa yan yana birlikte hareket etme olanağı vardır. Ve dolayısıyla emekli sınıflara daha güçlü, biraz daha güçlü bir sesle hitap etme şansı vardır. Bizim anlayışımız, disiplinlerin anlayışı, işçi ve emekçiler propagandayla, anlatmayla, eğitimle, Marksizmle, çok yayın dağıtmakla, bunlarla sınıf bilincine ulaşmazlar, bunlarla harekete geçmezler. Harekete geçmeleri için gerçek nedenler olması gerekir ve gerçek nedenlerde harekete geçtikleri vakit sınıf bilinçleri gelişmeye başlar. Biz kendi görevimizi bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak olarak görüyoruz ve Ömer'in söylediği bir şeyi aslında hep tekrarlıyoruz. Küçük hedefler için mücadele etmek gerekir. Örneğin asgari ücretin artışı için, örneğin asgari ücretten KDV'nin kalkması için ve benzeri talepler. Örneğin 12 Eylül üçlünün yargılanması için, örneğin 28 Şubatçıların yargılanması için, örneğin Mehmet Ağar 3 yıl, kaç yıl sayesinde hapis cezası yediğinde bu iyi bir şeydir diye sevinmek ve bunun gerçekleşmesi için mücadele etmek gibi küçük olan, kazanması mümkün olan ve kazandıkça işçi sınıfının kendisine güveninin artacağı, politik ortamın bütünüyle değişeceği şeyler için mücadele etmek bizim hedefimizdir. Bakın son bir şey söyleyip bitirmek istiyorum. Fransa'da bir cumhurbaşkanlığı seçimleri oluyor. İki büyük aday vardı. Sosyalist Parti'nin adayı, reformist bir adam. Ve Sarkozy biliyorsunuz sağcıların adayı. Üçüncü güç faşistlerdi. Bir başka seçimde ikinci güç olabilmiş ve ikinci tura kalmıştı faşistler. O denli güçlü Fransa'da. Sağın oyları ikisi Sarkozy ve faşistler arasında gidip geliyor. Bir üçüncü aday çıktı. Sol partinin adayı. Ve muazzam bir radikal kampanyayla işçi sınıfını sarsmaya başladı ve çok hızla yükselmeye başladı. Şimdi üçüncü aday durumunda ve hatta ikinci olmak için zorladığı düşünülüyor. Bu adayın propagandası şöyle başlıyor. Reformist aday bütün burjuva sınıflara, sadece Fransa'da değil bütün Avrupa Birliği'nde aman ha diyor ben tehlikeli bir adam değilim, beni destekleyin, korkmayın benden diyor. O ise, yani bu üçüncü aday ise Sol Parti'nin adayı, ben tehlikeliyim diyor, korkmayın. Tam tersine bir propaganda yapıyor. Diyor ki, biz az çalışmak istiyoruz, bize 35 saat çalışmanın yeterli olduğunu söylüyorlar, biz daha az çalışmak istiyoruz. Daha az çalışmak ve daha çok kazanmak istiyoruz diyor. En az çalışıp en çok kazanmak istiyoruz, hiç şeyimiz yok, sınırımız yok diyor. Diyor ki, ben iktidara gelebilirsem, eşitliği sağlayacağım. Ne yapacağım? Zenginliği yağma edeceğim diyor. Evet, yağma edeceğim diyor. Bunu yapmak istemeyenlere zor kullanacağım diyor. Bunu yaptığı için yani bu sol radikal dine sahip olduğu için bir anda Fransa'daki seçim kampanyasında öne çıkmaya ve hızla gelişmeye başladı. Bizim de bu ülkede ihtiyacımız budur. Emekçi sınıflara karşı bu dine sahip olmaktır. Oysa biz o denli içimize kapanmış, o denli geri çekilmiş, o denli kendimize güvensiz bir noktada duruyoruz ki
emekçi sınıflara dönüp radikal bir propagandayı gerçekleştiremiyoruz. Sadece zenginliğin yağmalanması, sadece daha az çalışma saatleri için değil, biz bütün darbecilerin yargılanmasını ve mahkum edilmesini istiyoruz. Hiç umurumuzda değil, arada bazı hukuki sorunlar varmış, o biraz fazla yatmış, bu bilmem iddianame çok iyi değilmiş, hiç önemli değil bunlar. Bunların hepsi ayrıntıdır. Biz bütün darbecilerin mahkum edilmesini istiyoruz. Bütün işkencecilerin mahkum edilmesini istiyoruz. Bütün onlara destek verenlerin mahkum edilmesini istiyoruz. Bu propaganda hattı güçlü bir propaganda hattıdır. Bunun yanına eşitliği isteyen, emekçi sınıfların haklarını savunan bir başka çizgiyi ekleyebildiğimizde ve bu sesi güçlü bir şekilde ifade ettiğimizde ve bunların yanına cinsiyetçiliğe karşı mücadeleyi, insanların cinsel yönelimlerinin savunulmasını ve başka konuları ve çevreyi ve iklim değişimine karşı mücadeleyi eklediğimiz halde işçi ve emekçi sınıflara daha kapsamlı bir programla hitap etmeye başlayabiliriz. Ve emin olmak gerekir ki Türkiye'de işçi sınıfı değişim istiyor. Türkiye'de işçi sınıfı daha farklı bir toplum haline gelmeyi istiyor ve mücadeleye hazırdır. Bunun tersini katiyen düşünmemek gerekir. Çeşitli vesilelerle bunu ifade etti. Bugün çoğunluğunun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermesini gerici bir tutum, isteksiz bir tutum, mücadeleden kaçan bir tutum olarak görmemek gerekir. Değişimi maalesef orada görüyoruz. Ben de olsam Cumhuriyet Halk Partisi mi, AKP mi? Eğer bu ikilerde sıkışıp kaldıysam tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve MHP'ye değil, AKP'ye oy veririm. Ve zaten büyük yığınlarda böyle yapıyor. Biz yandan küçük bir ses olarak üçüncü ses olmaya çalışıyoruz. Kürdistan'da çok başarılıyız. Bu tarafta ise aynı ölçüde başarılı değiliz. Kürtlerin oyunu alabiliyoruz ama Kürtlerin dışındaki oyları alamıyoruz. Ama bu kaderimiz değil. Ufuk'un seçildiği seçimlerde karşı yakada Ufuk'un seçim kampanyası ve ona oy verenler, bu yakada baskın olan ve ona oy verenler bir farklı şeyinde olabileceğini gösterdiler. Türk seçmeninin de oyunun kazanılabileceğini gösterdiler. Eğer önümüzdeki dönemde bunu tekrarlayabilirsek, emekçi sınıflarla olan ilişkimizde çok önemli. Çok oyu verenlerden doğrudur ama baskın da doğru. Ermenilerin oyu çok yüksek ama ufukta değil. Adadan aldı. Evet, adadan çok oy aldı da bütün adada Ermenileri toplasan ancak bir sınıfta ondan ediyorlar. Ufuk en çok oyu Türklerin olduğu yani E5'in altındaki bölgeden aldı. Ya da en çok oy değilse bile çok önemli bir oy aldı. Bu bize bir şeyin mümkün olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bunu gerçekleştirebildiğimiz takdirde yığınsallaşma eğilimi taşıyan bir sol parti, bir sosyalist partiye sahip olabiliriz. O seçimlerde bir fırsatı kaçırdık bence. Hukukla baskını yan yana getirip yeni bir sıçrama yapabilirdik. Çok çeşitli nedenlerle kaçırdık. Ama önümüzde yine aynı fırsatı kazanma şansımız vardır. Ben gene tekrar edip bitirmek istiyorum. Sorun geleceği çok parlaktır. Eğer büyük hatalar yapmazsınız.